Selam sayın izleyenler. Ülkemizden gelen haberlerimiz vardır. Başta onlar izleyelim. Makedonya ordusu Kosova'ya asker göndermek için hazırlanıyor. Kuzey Makedonya Cumhuriyeti hükümeti dün akşam gerçekleştirdiği Bakanlar Kurulu toplantısında NATO'nun Kosova'daki KFOR misyonuna asker dahil etme kararını almıştır. Kuzey Makedonya ordusu bu yıl sonuna kadar 45 ordu mensubunu Kosova'ya göndermek için hazırlanıyor. Bu da özellikle NATO üyeliğini tamamladıktan sonra özellikle şimdiye kadar da tecrübe açısından silah silahlı kuvvetlerimiz bu konuda baya iyiymiştir. Fakat bundan sonra da daha ciddi adımlar atılmaya da hazır bulunmuş olan silahlı kuvvetleri bu sefer ile kapsamında Kosova'ya gidiyorlar. Covid-19 mücadelesi konusunda özellikle bu sefer NATO tarafından bir fon oluşturulacaktır. Bununla ilgili olarak ülkemizdeki ilgili makamlar konuyla ilgili olarak gereken raporları ve talepleri yapmak üzere gereğini zamanında yapmışlardı. NATO'nun özellikle konuyla ilgili olarak yapılacak olan destekler Covid-19 mücadelesi başarılı notucuları ve sonuçları ulaştırmak için gereken adımlardan bir tanesi olmaktadır. NATO özellikle yatırım fonu bu seferde de covid 19 mücadelesini daha iyi bir duruma getireceğine inanılmaktadır. Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu tarafından bugünkü yapılmış olan çalışmaları kapsamında Devlet Seçim Komisyonu'nda de bulunmasıyla birlikte gereken çağrı üzerine veya ihbar üzerine gereken müdahale edilmektedir. Bununla ilgili olarak DSK veya Devlet Seçim Kurumu'nun özellikle yazılımla ve seçimlerde kullanılmış olan yazılımla ilgili olarak ihbar üzerine yapılmış olan teftişler bu sefer de PAM zamanında yapılacak olan çalışmaların arasında yer almaktadır ve mevcut olan komisyonun çalışmaları bunun doğru olup olmadığını, ihalede yapılmış olan hataları tespit edeceğine tamamen gerekeğini yapacağına dair olarak önceden planlanmaktadır. Tabii ki buradaki çalışmaları kontrol edildikten sonra komisyon kamuoyuyla gereken bilgilendirmeyi yapacaktır. bölgemizden ilginizi çekecek olan haberlerimiz vardır. Mavrova-Rostuşe Belediyesi'ndeki etkinlikler devam etmesiyle birlikte bu sefer ise turizm için büyük önem taşıyan Mavrova, Yoğu ve Galiçnik Yoğu üzerindeki çalışmalar yer almaktadır. Belediye Başkanı Medat Kurtovski'ye göre bu önemli projelerden bir tanesi olmaktadır. Özellikle heyelanların yaşanmış olduğu bu yoğun üzerindeki etkinlikler tam bunu önlemek için yapılacaktır. Medat Kurtovski bu konuda kararlı. Şimdiye kadar yapılmış olan altyapı projelerinin devamı olarak bu projenin kısa bir zaman içerisinde gerçekleştirileceğine inanılmaktadır. Devre Belediye Meclisi'nin 37. toplantısı geride kaldı. Bu özellikle toplantıda konuşulmuş ve tartışılmış konular arasında 2020 bütçe değişiklikleri söz konusu oluyor. İkinci kvartal döneminde yapılacak olan değerlendirmeler ve buna ait olan oy birliğiyle veya mevcut olan çoğunlukla tam meclisin kararıyla bunun geçmesi konusunda gereken hazırlıklar yapılmıştır. 2020 bütçe değişiklikleri 37. oturumun en önemli noktalardan

Debreliler nerede olsalar da kendi memleketini unutmuyorlar. Her sene yaz 2020 etkinliklerine katılırken Amerika'da bulunmuş olan büyük bir kısmı bunu desteklemekteydi. Fakat son özellikle salgın dolayısıyla ertelenmiş olan etkinliklerle birlikte bu etkinlik de ortadan kaldırılıyor. Ortadan kaldırılması da doğru ne kadar olsa da bir erteleme söz konusu olacaktır. Bu sene tam yaz 2020 çalışmaları gündeme gelecek midir ancak mevcut olan ilgili makamlardan ve kuruluşlardan gelecek olan kararlarına bağlı olmaktadır. Debre çöp yeri özellikle şimdiye kadar belediyesince yapılmış olan birçok çalışmaların neticesinde yine yangınlar çıkmaktadır. Kimlikleri belirsiz olan vatandaşların özellikle devredeki çöp yerini yakmasıyla devamlı hem devre hem çöplüğe zarar vermekteler. İlgili makamlar ve video kayıtlar mevcut olan zaman içerisinde araştırılacaktır. Şimdilik ise bu çöp yerinde tekrar yangın açtırılması veya tamamen tutuşturulması ancak en büyük sebebi ve en büyük olan faktörü insanı gösteriyor. Haber bültenimiz sona erdi. Görüşmek üzere efendim.